hoş geldiniz. Ben 3. sınıf tez hazırlık öğrencisi ve aynı zamanda Sentes'in başkan yardımcısıyım, Özge Yorulmaz. Süleyman Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmayıp geldi buraya. Umarım hepimiz için çok güzel bir etkinlik olur. Sağ olun çocuklar. Öncelikle ben teşekkür ederim. Bu oldukça, yani zaten bizim hep güncelimiz olan bir konu. Ama şimdi de en azından bayağı da kalabalıksınız. Sizlere HPV aşısının hakkında bilgi vermeye başlayayım. Çünkü son zamanlarda politika malzemesi de oldu. Gördünüz mü bilmiyorum. CHP'nin afişleri var. İşte iktidara gelirsek HPV aşısı bedava olacak diye. Ve en son galiba 5 gün evvel falan bir haber çıktı. Biri SGK'ya başvurmuş ve Danıştay'dan bir karar almış. Yani durum budur. Ben bu aşıyı yaptırdım. Pahalı da bir aşı. Bunu devletin ödemesi lazım demiş. Danıştay da evet devletin ödemesi lazım demiş. Gördünüz mü bilmiyorum ama böyle bir şey var. Bu esasla bizim hep, ben şöyle sizinle ekran paylaşayım. Bizim hep gündemimizde olan bir durum. Bizim sürekli tartıştığımız ne yazık ki benim hep kendim de üyesi olduğum Jinekolojik Onkoloji Derneği'nde de vardır bir takım şeylerim. Çünkü ve açıkçası şimdi birazdan anlatacağım, hatta başka örneklerden de bahsedeceğim. Yani aşılara karşı hep aynı şeyler söyleniyor. Yani ben bunu Covid aşısına karşı söylenen olayları HPV aşısı için duymuştum. Sonra tabii tarihçesini okuduğumda hepatit B aşısı için aynı şeylerin söylendiğini duydum. Tabii zamanında yani bunları açıklıyorsunuz ama böyle bir durum var, neden bilmiyorum. Bunu ben bir fobik korku olarak, aşılara karşı fobik bir korku olarak adlandırıyorum. Hep bir komplo teorisi var ama neyse, sorularınız olacaktır. Bunları sizlere anlatırım. Yani olabildiği kadar hızlı, çabuk ve sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Bir takım akademik yayınlardan sadece görsel olarak bahsedeceğim. O yayınların ilgiyi çeken yerlerini size anlatmaya çalışacağım. Yani önemli olan noktalarını vurgulamaya çalışacağım. Bir kere şu halimi yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi, yani 200'den fazla HPV virüsü var. Bunların bir kısmı, yani bizi ilgilendiren kısmı genital HPV'ler. Şöyle bir problem var. Genital HPV'ler, çocuklar, genital bölgede anogenital hastalıkları yapıyorlar. Yani bunlar nedir? İşte kondilomlar, sihirleri yapıyorlar. İntraepitelyal neoplazileri, yani kanser öncülerini yapıyorlar. Ve tabii rahim ağzında, rahim ağzı, vagina, vulva, yani kadın tüm genital organları artı anüs, anal bölge, erkekte penis kanseri ve orofaringeal kanserleri yapıyorlar. Ancak diğer, örneğin elimizde çıkan sihirler vesaire gibi sihirlerle bunların, tabii ki bunlar birbirlerinin akrabası. Şurada bir dakika, şuradan bir şey göreyim. Nerede o? Alabilecek miyim? Neresi? Mesela şuradan mıydı? Bulamadım. Ama şurada solda gördüğünüz kocaman bir HPV ağacı. Gördüğünüz gibi bir yanı tipi var. Ve bunların bizi ilgilendiren kısmı özellikle beta papilloma virüsler, alfa papilloma virüslerin bir bölümü bizi ilgilendiriyor şu bölüm. Dolayısıyla her şeyden önce yani genital HPV ile diğer HPV'leri birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü bazı yayınlar ya bu işe hakim olmayanlar veya başka bir nedenle bir şekilde yansıtılıyor ve bazı yayınlar sanki genital bölge HPV'siymiş gibi başka HPV'lerle ilgili yayınlar geliyor. Bulaş meselesi burada çok kafa karıştırıyor. Sizlerden de gelen sorular var. O nedenle bu ayrımı iyice bir oturtmak lazım. Neden geçmedi? Peki, şöyle yapalım. Evet, şimdi hızlandı. Yani ben çok kısaca göstereyim. Burada şey önemli. Bunlar proteinleri, HPV virüsünün, genital, yani tüm HPV'lerin ama genital bölgede bizi ilgilendiriyor. Özellikle kendi içinde de genital HPV'ler, onkojenik olanlar ve onkojenik olmayanlar, yani kansere neden olma, yani yüksek riskli olanlar, kansere neden olacak olanlar
ve olmayanlar diye ikiye ayrılıyor. Aradaki farkı ne yapıyor onu söyleyeyim. Kansere neden olanlar, işte bu E6, E7 proteinleri çok aktif bunların, bu virüslerin, bu HPV tipleri. Mesela tip 16, tip 18 gibi. Bunlar kendi DNA'larını, konakçı DNA'sına, yani bulaştıkçı kişinin DNA'sına entegre ediyorlar. Oysa örneğin tip 6, tip 11 gibi sadece sihir yapan HPV'ler, evet konakçının sitoplazmasına giriyor, hücreyi enfekte ediyor. Yaşamak için virüsün zaten bunu yapması lazım. Ama o şeyi kendi DNA'sını konakçının DNA'sına entegre etmiyorlar. Aradaki en büyük fark bu. Bunlar da kapsit proteinleri. Bu da önemli. Bunlar dış mantoyu oluşturuyor. Peki niye bizim için önemli? Çünkü virüsler esasında L1-L2 proteinine bağlı olarak, yani bunu taklit ederek yapılıyor. Burada onu da vurgulamak lazım. HPV, yani HPV aşılarında var olan şey canlı bir virüs içermiyor. Asla. Sadece laboratuvar ortamında üretilmiş ve o mantoyu taklit eden bir yapıyı içeriyor. Nanopartiküllerle yapılmış bir yapıyı içeriyor. Bunlar üç boyutlu görüntülerini görüyorsunuz HPV'nin. Ha, bir şey daha, bu sizin için de çok önemli. Bunu ne olur, yani ben defalarca söylüyorum, belki de benim yüzümden, benim sayemde bu kadar şey yapıldı. Benim böyle videolarım var. Genital sihirden korkmak mı istiyor, kurtulmak mı istiyorsunuz? Lütfen yani tüylerinizi almayın diye. Bunun bir sebebi var. HPV'nin yaşayabilmesi için, genital HPV açısından da çok önemli, şu alt bazal membrana kadar inmesi gerekiyor. Buraya dokunması gerekiyor. Burada ayrı bir mekanizma var. Bu bazal membrana eğer dokunamazsa yaşama şansı yok. Şimdi genellikle Türkiye'de tırnak içinde temizlik diye adlandırılıyor. Tüyler alınıyor, genital bölge tüyler. Üstelik de tam dating öncesi alınıyor. Dolayısıyla dating öncesi alındığı için tam ilişkide bulunuluyor ve siz jilet, tüy dökücü krem, ağda vesaire kullandığınız zaman buradaki üst katmanı olduğu gibi kaldırıyorsunuz. Ve böylece bazal membrana kadar inmek için bir gayret sarf etmesi gereken, bir yırtık bulunması gereken virüse kolayca yayılabilecek koca bir saha açıyorsunuz. O yüzden en azından epitelizasyonun sağlanabilmesi açısından, yani ilişkide bulunacaksanız lütfen, yani en azından tüyleri bu ilişkiden hani illaki alacaksınız, benim önerim lazer epilasyon falan yaptırmanızdır. Yani bıçak, jilet, yani peeling dediğimiz şu üst katmanı kaldıracak yöntemlerin hiçbiri uygulanmamalı. Eğer illaki uygulanacaksa da en az 5 gün evvel falan yapılmalı. Bunun dışında yapılmamalı. İlişkiler hemen önce olmamalı. Bizim için, yani bu sizin için önemli. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sihirin var ve asla geçmiyor. Ama şimdi bakın kaç tane parametre ortaya geliyor. Yani burada o sihirli, yani o ilişkide bulunmadan evvel, o kişinin kişide bulunmadan evvel tüylerinizi aldınız mı? Bütün bu bazal membranı açtınız mı? O kişinin virüs yükü nedir? Kondom kullanıldı mı, kullanılmadı vesaire vesaire. Bunlar önemli. O yüzden yani virüsün bu şeyi, bazal membranı inmesi o bağlamda önemli. Nasıl bulaşıyor? Açıkçası cinsellikle bulaşıyor. Cinsel, bir kere dünyada en sık görülen cinsel temasla bulaşan hastalık. Tüm bireylerin %80'inde var. Yani bir şekilde ben hep ona şöyle diyorum. Her canlı bir gün HPV'yi tadacak diyorum. Yani hani bir şekilde karşılaşıyorsunuz. Ama bu kadar fazla hastalık yapmıyor. Hani burada bizim hala immüniteyle olan, burada bağışıklık deyince de nedense herkesin aklına işte grip oldum ondan sonra bu sihir çıktı falan. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir durum yok açıkçası. Burada lokal bağışıklık çok önemli ve biz hala HPV ile genital bölge bağışıklığı arasındaki ilişkiyi çok net kavrayabilmiş değiliz. Yani burada çok ayrı böyle karanlık bir nokta var. Yani soru gelirse o konuda size yardımcı olmaya çalışırım. Burada gördüğünüz gibi kadında nerede olduğu çok belli. Onu şöyle göstereyim. Yani normalde bunların da çok önemi yok. Size şuradan anlatayım. Bizim bir geçiş zonu dediğimiz transformasyon zonu diye bir yer var. Ben hastalarıma da böyle anlatıyorum. Normalde endometrium, yani rahim içi dokuyla, yani bu arada branşlarınızı bilmiyorum kimler dinliyor ama daha böyle açık şey, Türkçeleştirerek konuşmaya, basitleştirerek konuşmaya çalışacağım.
rahim içi dokuyla serviksin, rahim ağzının böyle bir özelliği var. Rahim içi dokuyla vagina dokusunun karşı karşıya geldiği bir yer. Ve bu iki doku tam rahim ağzında bizim geçiş bölgesi, transformation zone dediğimiz bir yerde karşı karşıya geliyorlar. Ve burada karşı karşıya geldiklerinde burada bir kaos ortamı meydana geliyor. Ve bu kaos ortamında kök hücreler metaplazik hücre denen bir hücreyi oluşturuyorlar. İşte şu squamous metaplazik epitel vesaire denilen yer. Şimdi bu metaplazik epitel HPV üssü buna bayılıyor. Dolayısıyla yerleştiği zaman transformasyon zonuna yerleşiyor. Püberte ve erken adolesan dönemde burası çok bütün böyle bir, burada gördüğünüz gibi bir daire gibi düşünün, bir silindir gibi düşünün rahim ağzının. Bütün bu çepeçevre matürasyona da uğramamış immatür metaplazik epitel var. Dolayısıyla biz şunu istemiyoruz, özellikle kadın 18 yaş altında, mesela ergen evliliklerine falan bu yüzden karşıyızdır. 18 yaş altında vaginal seks yapsın çok istemiyoruz, cinsel temas. Çünkü eğer HPV bulaşırsa, yani çok hızlı bulaşabiliyor. Mesela elde birinin böyle bir çalışması var. Yani ilk adetten sonraki bir yıl içinde kadın ilişkide bulunursa serviks kanseri, rahim ağzı kanseri onlar riski 26 kat artıyor gibi korkunç bir rakam var. Ha şöyle bir avantajı var ergenlerin. HPV bulaştıktan sonra siz yaş gruplarının çok da hızlı atıyorsunuz açıkçası. Çok hızlı atıyorsunuz. Yani o yüzden mesela birazdan, yani eğer zamanımız kalırsa tedaviyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yani onları bilmeniz gerekiyor. Diğer taraftan bir şey daha. Hep şöyle bir şey var. Yani HPV bir kere kana bulaşmıyor. Yani diğer HPV'lerde, genital HPV'de böyle. Viremi yapmıyor. Dolayısıyla sadece epitelin üst katmanında kalıyor. Orada kalıyor. Biraz önce bir slide göstermiştim. Yani orada kalıyor. Dolayısıyla immün sistem bunu tanıyamıyor. Ama bir şey daha var. Esasında yani tanıyor ama çok geç tanıyor. Yani bir reaksiyon veriyor ama ben bunu immünologlarla çok tartışmışımdır. Çünkü yani servikal displazi erken, mesela cimbir olan bir hastada kendi haline bırakırsanız, ben okuyup üflesem hastayı bir yıl sonunda, işte o yüzden böyle çok spekülasyon açıktır. İşte böyle remediler var şeyde, internette görürsünüz. Bilmem ne nar suyuyla bilmem ne suyunu karıştırdık. Acayip iyi geldi, ben HPV'den kurtuldum. Ya iyi de bir tanem, yani hani ben seni okuyup üfleseydim, muska yazsaydım da kurtulacaktın zaten. Yani %70 zaten immün sistem tanıyor ve bir yıl içinde bunu ortadan kaldırıyor normal şartlarda. Dolayısıyla ben hep sordum immünologlara, sorduğum soru, ya habire bu çok zayıf bir reaksiyon, zayıf bir, niye yani sonuçta bu %70 hatta 2 yılda %96'lara varan oranda ortadan kaldırıyor, niye böyle diye sorduğunuzda, ama çok yavaş diyorlar. Ha, bunun bir sebebi daha var, o da bu. Bu enteresan bir yayın, 2019'da yayınlandı. Neandertallerle beraber, yani şey yapıyor, şöyle bir çalışma var, bunu bulabilirsiniz. Çok genetik base bir çalışma, dürüstçe söyleyeyim benim çok kavrayamadığım bir çalışma ama sonuçta burada var mı? Ha, şurada. Diyor ki, yani Neandertallerden beri 80 bin yıldır HPV tip 16 var zaten diyor. Yani biz esasında biliyorsunuz ilk insan ortaya çıkıyor Afrika'da, en azından teorik olarak dinosoryanlar doğuya gidiyor, Neandertaller batıya gidiyor ve böylece evrimleşmeler başlıyor. Irklar arası farklılıklar bu şekilde başlıyor. Onların yaşadığı zamandan beridir HPV tip 16'nın var olduğu gösterilmiş durumda. Dolayısıyla biz esasında onunla evrimleştiğimiz için immün sistem aynı zamanda yavaş reaksiyon göstermesinin bir sebebi de onu dost biliyor aslında. Biz hep beraber, ki burada da görüyorsunuz, bu çalışmayı yapanlar şunu iddia ediyorlar. Esasında virüs agresif değil. Yani kanser kanserde yapmaya niyeti yok ama bazen baştan çıkıyor. Eğer biz bu mekanizmayı bulur ve o mekanizmayla hani olayı sakinleştirirsek, o zaman kanser kanser kalmaz zaten diyorlar. Yani bizimle beraber tekrar simbiyoz, mutlu mesut yaşamaya başlar, yani vücudumuzda yaşayan diğer mikroorganizmalar gibi bir teorileri var en azından, ama yani bizim için önemli, bunca yıldır bizimle beraber. Ve bir şey daha söyleyeyim. Yani bakın burada var. Sigarayla akciğer kanseri arasındaki ilişkiden çok daha fazla, yani çok çok daha fazla ilişki var. Yani %99.9'dur.
Zurhausen'in meşhur bir sözü var. Eğer HPV yoksa rahim ağzı kanseri olan birinde bil ki siz gösteremiyorsunuzdur. Yani laboratuvarda bir hata vardır der. Ama gördüğünüz gibi penis kanseri, orofaringeal kanserler, cilt kanserleri vesaire yapabilme potansiyeli var genital bölgede. Burada şimdi bunlar hep verilir. Bu biraz suistimale uğruyor. Onu söyleyeyim. Suistimale uğrayan nedir? İşte özellikle firmalar şey der, işte rahim ağzı kanserinden her iki dakikada bir, dakikada bir biri ölüyor falan. Tamam ama işin doğrusu gerçekten de çok fazla ölüm var. Onu da kabul ediyoruz. Bakın burada tüm kanserden ölümlerin %3.3'ünü Google'a bakan 2020'ye ait total 9 milyon yani 10 milyon kişi ölmüş kanserden. Bunların aşağı yukarı 341 bini rahim ağzı kanserinden. İşte buradan böyle medyaya mesaj olarak şeyler veriyor ama şöyle, ölümlerin çok önemli bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde. Örneğin Hindistan'da falan çok fazla ölüm oluyor vesaire vesaire. Yani evet var ama o kadar da vahim bir tablo yok açıkçası. Ve HPV bulaşı düşünün %80 insanlara bulaşıyorsa yani ölüm oranı esasında çok çok düşük. Çünkü hastalar bende HPV var, kanser olduğunda öleceğim gibi geliyorlar, öyle bir şey yok. Türkiye'nin çok önemli bir özelliği var bizim ülkemizin. Yani bazı şeyleri gerçekten kötü yapıyor olsak da bu konuda dünyadaki ilk üç ülkeden bir tanesiyiz. Ne diyor o? HPV yani HPV'nin neden olduğu cervix kanseri tarama programını HPV triyajıyla yani HPV tiplemesiyle taramaya başlayan ilk üç ülkeden bir tanesi biziz. Bu çalışmada bakın burada Murat Gültekin Hoca işte Hacettepe'nin önderliğinde yapıldı. Bir laboratuvar kuruldu. Yani tırnak içinde milli HPV laboratuvarı, korkunç bir laboratuvar. Sağlık Bakanlığı buna önem yok oldu. Gerçekten büyük bir projedir. Recep Akdağ zamanında şey yapıldı. Ve sahiden de bunu realize ettiler. Şu anda ketenlerde bakılıyor. Tabii buradan gelen korkunç bir data var. Bu 4 milyon kadına ait. Burada işte İstanbul, Marmara bölgelerine bakıyorsunuz. En fazla Marmara'da var mesela Ege'de. En düşük Güneydoğu Anadolu'da var HPV. Yalnız bunlar 100 binde 4.39 civarında Türkiye'deki HPV insidansı ki bu oldukça düşük, iyi bir insidans. Tiplerde biraz farklılıklar var. Tabii ki bizim liderimiz gene o asla kaçmaz. HPV tip 16 pozitifliği çok yüksek. %21 gibi. Ama bakın enteresan %51 var ikinci sırada. HPV tip 51 var pardon. İkinci sırada %10.3 ile. Yani normalde şöyledir. Sorulduğunda mesela doçentlik sınavında falan bile veya şeyde sorulduğunda HPV 16, 18, 45, 33, 31 diye gider. Oysa Türkiye'de yani 51 daha fazla çıkmış durumda. Bu neden? Bölgelere ve şeylere göre değişiyor olabilir. Bunların kendi içinde şey yapmak gerekir. Peki nasıl taranıyor? Esasında sinir bizim en eski ve en etkin tarama yöntemi. Yani tarama yöntemlerine baktığınız zaman en etkin olan şey. Ama şu anda HPV DNA ile Türkiye'de taranıyor. 20 yaş öncesi HPV DNA önerilmiyor. Bu Amerika'nın şeyi. Türkiye'de 30 yaş ile 30 yaş üzeri ile 60 yaş arası kadınlar taranıyor. Ve bunu 5 yılda bir Türkiye'de bu program bunu bu şekilde yapıyor. Umarım bu program bozulmaz ve devam eder. 20 yaş Amerika Birleşik Devletleri'nin yani ABD'nin yaptığı bir algoritma var. Gene orada da 25 yaşın altında sinir yapılmaması gerekiyor. Benim gibi adolesan sağlığı, ergen sağlığıyla ilgilenen biri açısından yani hem jinekolog onkolog hem de ergen sağlığı yapan biri açısından yani bizim buna defansımız var. Yani Amerika'da da bu çok tartışılır. Çocuk ergen jinekologları tarafından. Neden? Çünkü belli bazı risk grupları var. Eğer o risk gruplarındaysanız yani çünkü benim mesela 25 yaş altı diyor ki 25 yaş altı HPV PCR yapmayalım diyor ama benim 25 yaş altı konizasyon yapmak zorunda kaldığım genç kızlar var. Sonuçta belli risk faktörleri var. Şudur budur veya yüksek grade'li, hani müdahale etmesem de 20 yaş altında yüksek grade'li lezyonlar saptadığım hastalarım var. Sonuçta
bunları da görüyorsunuz ve yönetimsel olarak bunlara yaklaşmanız gerekiyor. Bir takım risk faktörleri var, onlardan da ben bahsedeceğim. Burada bir takım konsensus guideline'lar var. Bu AS, bu Amerika Kolposkopistler Derneği'nin bir şeyi var. Bir diğer yayın, eğer merak edersiniz, çünkü çok fazla soruluyor. Bir de internetteki en büyük kirlilik, HPV'yi vücudumuzdan atacak mıyız sorusu var. Evet, atacağız. Onu söyleyeyim. Kesin atacağız. Yani burada rakamlar var. Bu ama çok önemli bir çalışma. HIM çalışması. HPV inmen çalışması. Erkekte bunların hepsi biseksüel. Erkekler işte ortalama 6 ay ile 27,5 ay izlenmişler. Bunlar bakın Brezilya, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşları 18-70 arası olan bir erkek popülasyonu yıllardır izliyorlar. Ve bakın ben Türkiye'de 100.000'de 4.339 dedim ama bakın burada 100.000'de 38.4 civarında. Korkunç bir rakam. Ama bakın HPV'yi atıyor erkeklerde. Yani 7.52, yani herhangi bir HPV için, yüksek riskler için aşağı yukarı 12 ile 19 ay arasında şey ortadan kalkıyor. Bir de tabii sürekli olarak internette şöyle bir şey var. İşte çok eşlilik, çok eşlilik, çok eşlilik. Mesela yani burada bakacak olursanız yani çok eşlilik kavramına bir açıklık getirmiş. Yani bu bir performans anksiyetesi yaratır. Bir erkeğin 50'den fazla kadınla beraber olursa HPV açısından hani şeyi riski artıyor. Hani hangi 50 kadın falan oluyorsunuz. O da enteresan bir şey. Şimdi tabii nasıl korunuyor? Birinci koruma tabii ki HPV aşısı. İkinci koruma monogami. Yani günümüz dünyasında bu konu çok tartışmalı. Genel bir takım önlemler var. Sünnet, kondom. Onlar sünnet ve kondom kesinlikle koruyor. Nasıl koruduğunu anlatacağım ama en önemli şey sadece genital sihir değil. Hep sigara içmek çok ciddi bir risk faktörü. Eğer HPV virüsünüz varsa ve sigara içiyorsanız gerçekten vahim. Yani onu kesmeniz gerekiyor. Çünkü sigara yani nikotin Langhans hücreleri var. Bunları ortadan kaldırıyor Langhans hücrelerini. Yavaşlatıyor. Ve bunlar savunmanın ilk şeyinde olan hücreler. Dolayısıyla HPV'yi vücuttan uzaklaştırma süreniz çok artıyor. Atamıyorsunuz vücuttan ve enfeksiyonun özellikle yüksek riskli bir HPV taşıyorsanız enfeksiyonun daha agresif olmasına neden oluyor. Tabii ki sünnet koruyor. Sünnet sadece HPV'den değil, sünnet aynı zamanda HIV virüsünden de koruyor. Üçte bire indiriyor. Yani o kadar HIV bulaşımı üçte bir oranında indiriyor. Aynı şekilde şeyde de yani sünnet burada da indiriyor. Şunları da geçelim. Bakın bunlar çeşitli yayınlar. Kondom koruyor mu? Kondom korumuyormuş hocam, şu kadar koruyormuş hocam deniyor. Kondom kesinlikle koruyor. Sorun kondom tabii ki penis köküne kadar koruyor. Yani benim mesela tüyleri almayın dememin bir sebebi de o. Penis köküne kadar koruyor. Geri kalan da tüylü olması önemli. Yani biz temas ve kontak istemiyoruz. Cidden cilde, mukozadan mukozaya, cidden mukozaya temas istemiyoruz virüs varsa. Dolayısıyla hani kondom da koruyor. Bunlar yayınlar. Şimdi gelelim HPV aşılarına. HPV aşıları normal, yani Türkiye'de artık Cervarix yok benim bildiğim. Dünyada kullanan birkaç yer var. Ama yani genelde şimdi Gardasil, MSD'nin aşıları tamamen dünyadaki pazara hakim olmuş durumdalar. Çok geçerli nedenleri de var açıkçası. Şimdi Türkiye'de olan, ben yavaş yavaş bunları anlatayım. 6-11, 16-18 taşıyor. Bu önemli. Kadında ise, pardon özür dilerim, yani kadın ve erkek farkı vardı, aklım oraya gitti ama bu 4'ü var. Şimdi 9'lu aşıya da çok yeni. Yanılmıyorsam 1 veya 2 ay evvel ruhsatlandırıldı ama Türkiye'de yok. Türkiye'ye daha gelmesi 2023'ün ortaları veya 2023'ün sonu falan olacak gibi duruyor. Bunun nedeni dünyada yani pandemiden sonra ortaya çıkan hani bu şey supply sorunları yani ama daha da önemlisi tam pandemiden önce Çin bütün 9'lu aşıları satın aldı Amerika'dan. Yani bunu pandemi çıkacak falan diye yapmadı adamlar. Komplo teorisine gerek yok. Kendi aralarında konuştular ve ya biz bunu geç kaldık, bunu alalım dediler. İlkinde çok, çünkü Çin'in şöyle bir uygulaması var. Örneğin
Amerika'dan veya böyle bir teknoloji bir şeyini transfer edecekse önce kendi alıyor bu aşıyı, deniyor, bir takım deneylerden geçiyor, ondan sonra yapmaya başlıyor, öyle kafadan almıyor. Oysa Gardasil 9, yani 9 tane, 9'lu aşıyı görünce kendi aralarında konuşuyorlar. Yani ben bunu birebir bu işin içinde Avrupa direktöründen, ki benim arkadaşımdır, ondan dinledim. Ve diyorlar ki geçen sefer çok geç kaldık, çok faydasını gördük, bunu kafadan alalım istiyorlar ve bütün meselenin şeyini alıyorlar. Dolayısıyla şu anda aşının gelmesi zor. Peki 9'lu aşı bir fark yaratıyor mu? Ondan da bahsedeceğim. Hani yarattığı farkı çok böyle tartışırız. Onunla ilgili yayınlar var. Hani buraya koydum şimdi hatırlayamadım ama akademik. Daha sonra da 9'lu aşı yaptırabilir misiniz? Yaptırabilirsiniz. Aşı nasıl yapılıyor? Birincisi şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey var. 0, 2, 6. Yani aşılarda böyle 0. ay yapılıyor. 0. aydan, örneğin Ocak ayında yaptırdınız. Ondan 2 ay sonra yapıyorsunuz. Yani mesela Ocak ayında yaptırdınız. O zaman Şubat, Mart'ın başında bir daha yaptırıyorsunuz. Ondan sonra da 6. Ocak ayından itibaren 6 sayıyorsunuz. Yani Haziran başında yaptırıyorsunuz. Bu şekilde sayılıyor. Peki dozları geciktirebiliriz. Önemli olan şey şu. 1 yıl içinde dozların tamamlanması gerekiyor. İkinci dozdan sonra korumaya başlıyor. Onu da söyleyeyim. İkinci dozdan sonra korumaya başlıyor. Üçüncü doz booster dozu. Ancak 3 dozu 1 yıl içinde tamamlamanız gerekiyor. Onun dışında erkekler de aşılanabiliyor. Yeni şeyler de var. Zaten 30 yaş altı erkeklerin aşılanması öneriliyor. Bir ayrıntı daha. 15 yaş altı şu anda sadece 2 doz aşılanma yetiyor. Yani 15 yaşı doldurmamış olmanız gerekiyor. Yani ergenler, yani adolesan dönemde genç kızlar ve delikanlılar için 15 yaştan evvel aşılanırsa sadece 2 doz yapılması yeterli oluyor. Bakın ben şöyle bir şey göstereyim. Aşısıyla çocuk ölümleri, multiple skleroz ve immünolojik hastalıklar ilişkilendirildi. Mesela 2011 yılında. Serious Vaccination Reaction, 100 times greater than the risk of falan diye böyle şeyler çıktı. Bunlar hepatit B aşısı için söylendi. Sonra bunlar da kayboldu gitti. Yani hepatit B aşısının son şeyleridir bunlar. Yani hepatit B aşısı o kadar önemli bir aşı ki Türkiye'de %15'lerde, %7'lere, 6'lara falan düştü. Çok önemli. Yani bunlar hep hepatit B için de söylendi, şey için de söylendi. Peki aşı nasıl geldi? Esasında 2000 UNFP ile Dünya Sağlık Örgütü, bakın görüyorsunuz, 2005 yılında bu yanda gördüğünüz şuradaki şu pardon şey yayınladı Dünya Sağlık Örgütü ve UNFPA o ortak çalışması olarak. Daha sonra 2006 yılında bakın böyle bir şey geliyor dedi. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kitapçığında şunu dedi. Bakın böyle bir aşı gelecek, ülkenizi hazırlayın. Hani her bağlamda, moral bağlamda, sağlık sistemi olarak falan filan. Sonra 2006 yılında American College tekrar böyle Committee Opinion yayınladı. Biz bunları okuyorduk. Ve ondan sonra da 2007 yılında Down diye ergen aşıları gibi bir şey çıkardı. Ve bu ergen aşılarını buraya koydu ve bunlar dedi uygulanacak dedi. Meningokok aşısı vesaire. Ama esas 3 doz HPV aşısını buraya koydu. Bakın burada ülkeleri görüyorsunuz. Bu 2020 yılına ait bir şey. Şöyle diyeyim. 2023 yılında Afganistan'da da devlet tarafından yapılmaya başlanacak. Bunlar devlet tarafından bakın neler var. Zimbabwe, Zambiya, ya Tanzanya falan var. Ya Allah aşkına Libya'da savaş var. Libya'da devlet bunu kabul ediyor. Yani şu anda. Hani bilmiyorum 2 ay oldu herhalde. Benim çok anladığım bir şey değil ama orada bile devlet tarafından ödeniyor bunun parası. Türkiye hala burada değil. Ya bu gerçekten ayıp. Esasında biz yıldızımız Sayın Recep Aktay'la eski biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun süre Sağlık Bakanlığı yapan kişisi. Çok barışmamıştır doktorların ama çok büyük bir iyiliği vardır Recep Aktay'ın. Yani aşılar konusunda gerçekten çok ilerleme kaydı. Kendisi de çocuk hekimi olduğu için. HPV aşısını da yapacaktı ancak gerçekten karşısında duruldu. Hani neredeyse firmayla anlaşmak üzereydi ve çok ucuza çıkacaktı. Yani devlete de çok ucuza veriyorlardı o zaman. Fakat olmadı, olamadı. Nedeni de o dönemde
Ya bunu bizim şimdi geçen hafta Uludağ'da kış kongresi vardı. Necat Hoca vardır. Çok yani bizim çok büyük sevdiğimiz, saygı duyduğumuz hocamız Hacettepe'den. Ya orada bir konuşma yaptı yani HPV aşılarıyla ilgili hoca. Dedi ki yani bu salonda dedi beni dedi vatan hainiyle suçladınız 2012 yılında aynı konuşmayı yaparken dedi. Bunu o zaman reddettim şimdi reddediyorum. Hadi gelin bakalım şimdi dedi vatan haini diyebilecek misiniz bana dedi bunca yıl sonra dedi. Gerçekten mesela ben de 2007 yılında konuşma yaparken hocalarım çıkıp işte bu bize bunu dayatıyorlar Süleyman Bey. İşte bu hiçbir işe yaramaz. Zaten sinirle tarıyoruz falan yani. Böyle bir dünya yok. Sonuçta geldiğimiz bunca yıl 15 yıl sonra. Çünkü ben o konuşmayı yaparken çok da sevdiğim, saydığım hocalarından biri. Bu Batı'nın bize dayatması değil mi Süleyman falan demişti. Hatta gene çok saydığım başka bir hoca bu Masonların bir oyunu falan bile dedi. Yani hani böyle bir şey yok ama bakın ve Recep Akdağ'ın elini tuttular cesaret edemediğini ben düşünüyorum en azından benim fikrim. Çünkü neredeyse anlaşıyorlardı yani. Bundan yıllar oluyor bu arada. Bir 5 yıl 6 yıl evvel. Şimdi umarım tekrar baksanıza bugün hani afişlerde falan var. Yani Zimbabwe'de ya Libya'da falan savaşın olduğu yerlerde bunlar bakın Türkmenistan, Özbekistan, Butan falan yani buralarda devlet tarafından ödenirken Türkiye'de ödenmemesi pahalı da yani bayağı bir para. Üç dozu bayağı sağlam bir para. Dolayısıyla devlet tarafından ödenmemesi gerçekten ayıp ve Türkiye'nin bunu ödeyecek gücü var. Çünkü aşı anlaşması yapıldığı zaman mas bir şey alındığı için bunları böyle tek tek enjektörle alıyorlar. İşte Amerika'da da öyle. Tek tek enjektörle yapmıyorlar aşıyı. Yani büyük böyle jarlar var. Çekiyor, yapıyor aşıyı. Hani öyle yani çok daha ucuza mal olan, devlete çok daha ucuza mal olacak şekilde veriyorlar açıkçası. Bir kere aşının neyi, aşı neyin aşısı? Ben bir şeyi söyleyeyim. Yani firma Türkiye'ye girdiğinde 2007 yılında bence çok yanlış bir, her iki firma da çok yanlış bir şekilde girdi. Bu bir kere rahim ağzı kanser aşısı diye yani lanse edildi ve abuk subuk şeyler yapıldı. Neden bilmiyorum. Ama işin doğrusu bu esas da genital HPV aşısıdır. O kadar. Bu rahim ağzı kanser aşısı değildir. Bunu engellemeye yarar mı? Yarıyor mu? Birazdan göstereceğim. Bu en son 2017'de komite opinion'dır. Bu arada tabii şöyle de bir şey var, problem var. Türkiye sadece Türkiye değil yani bu aşı meseleleri Amerika'da da çok ciddi bir problem. Biz ne zaman çocuk ergen cinsel koşusu kongrelerine katılsak Amerika'da her seferinde bir oturum vardı. Nasıl acaba? Amerika'da bile %60'larda yüzde bakın nerede o? Bakın %42'si sadece tam doz almış. Yani Amerika'da da problem. %42'si tam doz almış durumda. O yüzden bunu tanıtın jinekologlara ve bu komite opinion aynı zamanda 2017'de iki doz aşı kız ve erkek çocuklarda yeterlidir dedi. Sihir üzerine etkisi çok dramatiktir. Yani Avustralya bunu 2012 yılında Vancouver'da bir yani Dünya Jinekoloji Onkoloji Kongresi'ne sunarken ben de salondaydım. Kadının gözleri yaşarmıştı. Yani biz böyle bir şey olmaz diye. Sahiden burada bakın aşılandıktan sonra 2011 yılında yani inanılmaz dramatik bir düşüş oluyor 2011 yılında. Burada aşıyı yapmaya başladıkları tarihten sonra, şurada 2007 yılından sonra yani böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorduk diyorlar Avustralya'da. Bir de Avustralya çok kapalı bir ortam. Yani gerçekten genital sihiri neredeyse tamamen şey yaptı. Bu çok yeni bir yayın. 2017'de çıktı. Bakın ne diyor? Bundan sonra 9'lu aşıyla diyor ek olarak hangi diyor şeyi diyor ortadan kaldıracağız diyor. Esas sorunları bu soru. Bakın ne kadar dramatik. Tip 16'ya bakalım. %21,3 iken bakın aşı bir kere geldiğinde bakın ne kadar %1,5 aşılanmayanlar %12,1 aşılandı %1,5'a düşüyor falan yani. Bakın genital, bakın tip 11 genital sihir yapan %0 oluyor ya. Avustralya datası bu. Binde 2 oluyor HPV tip 6 için. Yani aşının bu kadar dramatik etkisi var. Bunlar 18-24 yaş arası cinsel aktif olan kadınlar. Kanada'da aynı şekilde. Bakın 10 yıllık datası. Çünkü sürekli olarak şöyle bir eleştiri vardı meslektaşlarımızdan. Bunlar işte firmanın çalışması. Firmanın çalışması olduğu için yani bir işe yaramıyorlar falan. Esasında firma bunları abartıyor. Oysa şimdi Avustralya, Amerika, Kanada
ve Kuzey İskandinav ülkeleri vesaire, yani bu aşıklama programını çok erken başlatmış olan, dramatik böyle data yayınlamaya başladılar. Güney Kore'den falan acayip yayın gelmeye başladı. Birazdan göstereceğim. Böyle bir şey var. Bunlar Kanada'nın datası. Bakın, ama beni ilgilendiren, görüyor musunuz, servikal displazi ne kadar çok düşüyor. Yani çok dramatik olarak, bakın, servikal abnormality yüksek grade'li olan ne kadar aşağı, -%52, yani korkunç rakamlar bunlar. Müthiş yani. Tabii İsveç'in çok ayrı bir şeyi var, çok enteresan bir hikayesi var. Bunlar esasında şey yapıyorlar, önce aşılamayı yapmıyorlar. Yani böyle dünyada farklı farklı uygulamalar var. Mesela Çekoslovakya'da ben diyor ki şu grubu aşılarım diyor. Benim ülke, benim param bu kadarına yetiyor diyor. Böyle birkaç tane farklı uygulama var dünyada aşılama konusunda. İsveç'te önce biraz çekingen davranıyor. İşte şu gruba ben yapayım falan diyor. Fakat sonradan yaptığı zaman görüyor ki buna herd effect deniyor. Yani kadınları aşılıyorsunuz, erkeklerde de genital HPV oranı düşüyor. Bakın burada da şu kadın, siyah olanlar, bakın nasıl düşüyor kadında. Yaş farkını görüyorsunuz, bakın down diye düşüyor mesela 15-19. Burada da aynı şekilde, ama erkek de daha sonra burada düşüyor. O yüzden İsveç bir süre sonra herkesi şey yapmaya başlıyor. Yani aşılamaya başlıyor ve tüm total bir aşılama programını alıyor. En önemli sorulardan bir tanesi, ya tamam da yani mesela bir kere aşılandınız, çünkü aşının esas popülasyonu naif popülasyon. Yani tanıtılırken de böyle tanıtıldı. Cinsel aktif olmasın. İşte yani tekrar booster doza, yani aşı baştan şey yapılırken de booster doza bir daha gerek olacak mı olmayacak mı bilinmediği için ideal olan 11-14 yaş arası aşılamaktır. Ha bir de bir ekstradan da bir de ağrı sendromu, yani 9 yaştan itibaren yapılabilir deniyor, ama küçük kız çocuğuna yaptığınız zaman biraz daha fazla ağrısı oluyor. Bunu gördük. Hatta böyle şeylerde şöyle yazar. Yani 9, 10, 11 yaş, 12 yaş falan yapacaksanız mutlaka yaptıktan sonra bir yarım saat tutun. Ağrı sendromu gelişebilir, şoku gelişebilir vesaire gibi bir şey var. Ama yani şey değil. Ancak acaba cinsel aktif olan ve cinsel aktifsen, aktifken sin2, sin3, yani yüksek grade'li kanser öncülü problemleri olan rahim ağzında, bunlarda işe yarıyor mu? Bu ilk çalışma, bu şeyin Güney Kore'den 2013 yanılmıyorsam. Bakın görüyor musunuz? Şu aşağıya bakın, vaccination'a bakın. Yani gerçekten buna etkili oluyor. Peki yani, çünkü aşı tedavi edici aşı değil bunlar. Koruyucu aşılar. Peki tedavi etmiyorsa, ben bu hastaya konizasyon yaptım, rahim ağzına cerrahi bir müdahale yaptım, sonra da aşıladım. Ondan sonra nasıl oluyor da bunlarda, aşılı olanlarda daha az nüksediyor bu hastalık? Neden? Çünkü sonradan kapacağı, birinci şey, sonradan tekrar virüsü aldığında ona karşı bir immünolojik, bir çok akut aşı sayesinde bir reaksiyon geliştiriyor kadın. Dolayısıyla nüksetmiyor hastalık buna karşı, 16-18'e karşı koruyor. Orada bir problem. Bir de bizim tabii hiç bilmediğimiz, dediğim gibi immüniteyle bir şey var, ama rakamlara bakıldığında aşı sayeden cinsel aktif de olsa ve ben konjugasyon da yapmış olsam, hani bunu koruyor. Bununla ilgili bir meta analiz var. Birçok yayının değerlendirilmesi. Yani tekrarlayan rahim ağzı displazilerine karşı HPV aşısı bir şey yapıyor mu, acıbanlı HPV? Bakın burada sadece tip 16'dan bahsediyor. HPV tip 16, 18'i olanlarda bakın şurası favor vaccination yazıyor. Yani burada vaccination'ı meta analizde istatistik olarak gösteriyor ki oldukça iyi durumda. Yani aşılamanın faydası var. Cin2, cin3 de olsa hastayı. Eskiden şöyle hala bunu diyor hastalar. Ya hocam bende HPV var, o yüzden aşılanmıyorum. Böyle bir şey yok. Yani HPV olması, özellikle servikal displazi aşılanmaması, aksine aşılanması gerekiyor hastanın, HPV'si olsa bile. Bunun için HPV'yi clarify etmesine de, yani temizlemesine de gerek yok. Tabii diğer soru gene eleştirilerden bir tanesi. Siz habire, çünkü şöyle bir şey var. Cin 3'te bile kendi kendine geri dönme ihtimali var daima. Yani bu, hatta kendi kendine geri dönme %22-30'lar arasında değişiyor.
Esas sorun şu, yani etik olarak da hiçbir zaman rahim ağzı kanserine karşı korur mu korumaz mı diye bir şey yapılmadı. Ancak bu yayın çok yeni, bakın 2020 yılında yayınlandı, New England Journal'da yayınlandı. Rahim ağzı kanserine karşılık koruyor. Yani şurada sadece şunu göstereyim, bakın unvaccinated olanlar ve vaccinated olanlar, bakın rahim ağzı kanseri açısından, yani aşılanıyor olmak rahim ağzı kanserine de, çünkü bu firma bazlı çalışmalara baktığımız zaman hep şey söyleniyordu. Yani cin 2 ve cin 3'e karşı koruyor mu? Yani hedef nokta hep oydu. Çalışmanın materyal metodunda da oydu. Çünkü etik olarak hadi bakalım kanser oluyor musun diyemeyeceğimize göre böyle bir şeydi. Ama şimdi geriye dönüp data çok arttı. Tüm dünyadan veri akışı var. Dolayısıyla bakıldığı zaman rahim ağzı kanserine de koruduğu artık söyleniyor. Bu çok önemli. Bu National Cancer Institute'un şeyi, internet sitesinden aldığım bir şey. Bunu işte size daha önce söyledim ya, herd immunity diye bir kavram var. Kadınları aşılıyor olmak aynı zamanda erkekte orofaringeal kanser riskini azaltıyor. Şöyle bir şey var. Oral seksle de tabii bulaşıyor. Mukoza ve deri temasıyla bulaştığı için. Çünkü ağız mukozasıyla genital bölge mukozası aynıdır. Yani ağız mukozası, anal bölge vesaire vesaire genital bölge mukozasıyla aynıdır. Ancak erkeklerde daha fazla orofaringeal kanser yapıyor kadınlara göre. Özellikle de orofaringeal kanser yapan tip 16. Bu kötü haber. İyi haber nedir peki? İyi haber de yani alkol ve sigaraya bağlı gelişen şeye göre HPV'ye bağlı orofaringeal kanserler daha iyi seyrediyor. Ve ESCO'nun şeyi var. Bu dediğim gibi, pardon çok gitti. Niye böyle? Evet. ESCO'nun bir şeyi var. Onu göstereyim. Bizim Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği'nin, o da bu Fast Track diye bir şey var. Yani HPV tiplemesine bakın ama o vardır yoktur, onun çok önemi yok. Hastayı aşılayın diyor. Acıdır, şunu göstereyim. Bakın bu hangi yıla ait şu anda göremedim ama 18 veya 19 veya 20'ye ait. Yani çok da iyi bir dergi bu. Cinsel terapi. İran'dan faz 1 tedavi edici HPV vaccination aşı tedavileri başladı. Ben şeylere de girmedim çocuklar. Yani Dünya Sağlık Örgütü bir tam şey yayınladı. Bildirge yayınladı ve dedi ki biz eğer bunu becerirsek 2030 yılında HPV'nin, yani rahim ağzı kanserini çok ciddi bir şekilde azaltacağız. 2090 yılında da biz rahim ağzı kanserini, yani bir yıl öngörü var, bununla ilgili istatistik bir takım şeyler var. Rahim ağzı kanserini tamamen eradike edeceğiz dünyadan diyorlar. Başıyla, yani bu noktaya kadar geldik. Şimdi burada duralım. Başka sorunuz olursa, yani tedavilerle ilgili vesaire, onları cevaplarım. Bilmiyorum. Çok mu anlattım, çok mu vakit? Wow, çok uzun sürmüş. Kusura bakmayın. Sıkıcı olmadığını umut ediyorum. Çok güzel kaldık. Bundan teşekkür ederiz. Yani çok ilginç bilgiler de edindik. Bilmiyorum, sorularınıza cevap verebildim mi? Ondan sonra, çünkü bana ilettiğiniz sorular vardı. Şimdi erkek, aşağıda bir soru var ama ciddi risk taşımıyor falan gibi. Buyurun siz, sen söyleyeceğim. Bu soruyu okuyacaktım size. Hı hı. Genel olarak HPV'nin erkekler üzerinde ciddi bir risk taşımadığı, kanser riskinin çok düşük olduğu söyleniyor. Erkekler üzerinde kanser... Bu çok doğru bir bilgi değil. Yani erkekte penis kanseri yapar, evet o oradan geliyor ama 2017 yanılmıyorsam, 17 yılında New England Journal'da bir makale çıktı. O çok baba bir makaleydi. Ve 2020 yılı itibariyle Amerika'da sigara ve alkole bağlı orofaringeal kanser görülme oranı, HPV tip 16'ya karşı erkekte orofaringeal kanser görülme oranında aşağıya düştü. Ben onu getirmedim ama böyle, yani şey aşağı iniyor ama şey yukarı çıkıyor. Yani HPV'ye bağlı erkekte orofaringeal kanser riski. Ha, iyi haber nedir? Gerçekten mesela şimdi
HPV tip 16 bizim için en tehlikeli olan. Ancak HPV tip 16'nın da alt kırılımları var. Mesela P16 diye bir şey var. P16 taşıyorsa daha agresiftir. Mesela biz tabii P16 taşıyorsa hay Allah falan diyebilirsin. Yani bu çok akademik çalışmalar için falan yaptılar. Çok gerekli bir şey olduğunu tartışırız, gerekli olup olmadığını, ama mesela bu işle uğraşan, onkolog olan KBBC meslektaşlarımız P16 pozitif çıkınca o yaşasın, tamam iyiymiş diyorlar. Çünkü HPV'ye bağlı orofaringeal kanserler çok daha iyi tedavi ediliyor. Diğer soru, yani şöyle bir şey var. Tabii bu bir yıl soruyu akla getiriyor. Yani nasıl tarayacağız mesela? Hani muayeneye gideyim mi? Ben oral seksi seviyorum. Yani benim önümde olan tartışmalar var. Kadın diyor ki, kadında tip 16 var. Eşine diyor ki, hatta böyle literally önümde oldu bu tartışma. Ben dedim ki, yani yeri burası değil, başka bir yerde tartışma. Adam diyor ki, benim hoşuma gidiyor. Yani yapacağım diyor. Kadın diyor ki, öleceksin. Orofaringeal kanser olacaksın diyor. Yani oradaki sorun şu, ne yazık ki ben bunu, bu işin duayeni olan çok da yakın arkadaşlarım var. Ondan sonra örneğin Günter'le falan konuştuk ama yani oradaki sorun ne yazık ki bunu muayene ederek anlayamıyorsun. Yani orofaringeal kanser hiç ağız içinde veya habire 6 ayda bir falan muayene olman gerekiyor. Onda bile atlama riski çok yüksek. Mesela herhangi bir lenf nodu olabiliyor vesaire. Yani öyle tarayabileceğin bir şey değil. Bununla çok uğraştılar. Şimdiye kadar bir şey bulamadılar tarama açısından. Bana sürekli gelen sorular. Ha, şüpheli bir şey olursa benim, yani ben bir bu işlerle uğraşan KBBC meslektaşlarıma gönderiyorum. Ama öyle çok hani şöyle tarayalım böyle yapalım diyecek bir durum yok. Teşekkür ederiz. Sorunun devamında da şunu soruyor. Kanser oluşturma riski yüksek olan HPV türlerinde oluşan sinirleri kanser riski taşımayan diğer sinirlere göre ayırt edici özellikleri var. Şimdi, öyle bir ayırt edici özellik yok. O konuyu da bir düzeltelim. Esasında birkaç tane slide var da onları buraya getirmedim açıkçası ama. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde çok akıllıca bir çalışma var. Yani şöyle oluyor. Normalde tip 16, tip 18 C falan yapmıyor. Anlatabildim. Ama bizim kafamızda hep şöyle bir soru işareti vardı. Hasta bize geliyor. Öyle değil mi? Erkekte sihir var, kadında ama tip 16 var. Ama sihirli tip 16 yapmıyor. Peki nasıl bulaşıyor vesaire? 2010'ların başında yapılmış çok akıllıca, mikrobiyologlar tarafından yapılmış çok akıllıca bir çalışma var. Bunlar sihirleri almışlar. Hatta çok da basit bir çalışma yani. 21 tane hastayı alıyorlar sihirlerini. Erkek mi kadın mı o bile belli değil yani. Sonra sihirleri tabanından, ortasından ve üstünden bölüyorlar ve bunları mikroskopla inceleyip HPV tiplemesi yapıyorlar. Bu 21 tane olgunun 13'ünde her katmanda farklı farklı HPV tipleri görüyorlar. Sorun şuradan çıkıyor. Örneğin kadın HPV tip 16 taşıyor. Bende de bir sihir var. Kadınla beraber olduğunda o tip 16 bendeki sihirin üzerine eklemleniyor. Sonra gidip ben başka biriyle beraber olduğunda, çünkü bunun elektron mikroskopunda baktığınızda bu böyle çalı çırpı gibi büyüyen bir yapı genital sihir. HPV tip 16 onun üzerine eklemleniyor, anlatabildim mi? Ve dönüp başka birine bulaştırıyor. Yoksa sihire bakarak, aa bu işte tehlikeliymiş, kötüymüş, öyle bir şey yok yani. Sadece sihir niyet mutlaka tedavi. Mesela şeyde öyle, ben hep söylerim, benim erkek gördüğüm tek konu budur. Neden? Çünkü adamı tedavi edemezsem hastamı asla tedavi edemiyorum, kadını asla tedavi. Erkekte sihir varsa mutlaka ve mutlaka ortadan kaldırılacak. Yani bunun yöntemleri var. Neyse ne, hangi yöntem seçiyorsa ben koterize ediyorum. Ama o ortadan kaldırılacak. Artık kondom kullanılacak. Erkek tüylerini almayacak. Temas olmayacak. Ne kadar? En az 6 ay. İdeali 1 yıl. Yani böyle bir durum var. Neden? Pimpon etkisi olmayacak. Birbirlerine bulaştırmayacaklar. Tamam. HPV virüsünün vücuttan atıldığını ama tekrarlanabileceğini bahsettiniz. Peki tekrarlanma riskinden dolayı HPV kapmış olan kişiler iyileşmiş olsa bile her zaman bulaş yapma riskine sahip olacak. Şimdi
O çok şey, öyle bir bulaş riski yok. Önce onu söyleyeyim. Ancak şöyle bir şey var. Bir latensi kavramı var. Nedir o? Yani bununla ilgili çok şey var. Mesela hasta şunu sorar bana. Kadın, sihri vardır. Ondan sonra o sihirlerle beraber gelir ve şunu sorar. Ben tekrarlayacak mı? 6 ay geçmiş, 1 yıl geçmiş, hiç sihri çıkmamış kadın. Mesela 2 yıl geçmiş, çıkacak mı? Ben derim ki çıkar. Ne kadar? Ne zaman çıkar? Gebeyken. Çünkü gebeliğin kendisinde immün sistem bir şekilde düşer. Ha bu yüzde ne kadardır derseniz %3 gibi rakamlar var. Anlatabildim mi? Demek ki deniyor ki teorik olarak bir yerlerde kalıyor bu. Bir oranda kalıyor ama ne kadar olduğunu biz de bilmiyoruz. Latensi diye bir şey var. Latensiye girmiş olan bir HPV virüsünün en büyük özelliği bir bulaşmaması, iki görülmemesi. Yani PCR'la falan da göremiyorsunuz. Yani baktığınız zaman hiçbir şey yok. Bulaşmıyor da ve bir tehlike de arz etmiyor. Sorun immün sisteminiz düştüğü zaman bunu mesela harbiden kırıyor. O immün sistem düşünce de Allah rızası için şeyi düşünmeyin ne olursunuz. İşte grip oldum, nezle oldum, immün sistemim düştü falan. Öyle bir şey değil. Çok üzüldüm falan. Bağışıklığım düşmüştü. Sevgilimden ayrıldım. Var çünkü böyle hastalarım benim. İşte nişanlımdan ayrıldığım için cinüş oldum diyen bir hastam var mesela. Yani immün sistemim düştü. Yemeden içmeden kesin. Böyle bir dünya yok. Yani oradaki bağışıklık harbiden crash olduğunda. Mesela bizim için en büyük sorun organ nakli geçirmiş hastalar. Böbrek nakli, karaciğer nakli geçirmiş hastalar. Bunlar gerçekten sorun. Veya mesela sistemik lupuslu hastalar. Bunlar problem yani. Veya bir takım yani bu Crohn hastası veya ülseratif kolitli olan hastalar. Çünkü bunlara bir takım ilaçlar veriyor. Veya HIV değil de AIDS olan hastalar. Veya şeye giren hastalar. Diyalize giren hastalar. Veya kanser hastası. Yani Hodgkin lenfomu mesela, kemoterapi gören hastalar. Bunlarda immün sistem crash olduğu için bunlarda görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar önemli. Yoksa yani öyle şeyle alakalı değil yani. İmmün sistemim düştü, grip oldum falan öyle bir şey değil o. Ama latensi bizim hala çözemediğimiz bir şey. Ben sürekli olarak ara ara girip PubMed'de şeyde latensiyi araştırıyorum. Çok böyle bir de yayınlara çok böyle pırıltılı isimler takıyorlar. Yani koyuyorlar sanki anlayacakmışız gibi. Yani anlaştık bak biz bu işi anlatacağız falan. Yayını okuyorsun hiçbir şey yok yani. Hani sahiden öyle bir üç kağıtları da var. Yayınlar site edilsin diye ama hala latenside problemimiz var yani. Yüzde kaçtır, nasıldır? Mutlaka bulunur yani. Bulunacaktır bu ama biz hala onu öngöremiyoruz yani latensi. Öyle bir şey var ama bulaşmaz yani o sırada. Ben tedavi ettiysem bir daha genital sil çıkmıyorsa o bulaşmayacak yani. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yani hasta geliyor böyle anlatıyor falan filan ama yani arada korumasız ilişkide bulunuyor. Şimdi ben ona yani ondan mı olduğu yoksa eskiden mi olduğu bilemezsiniz ki. HPV varsa tek bir senaryo hiçbir zaman yoktur. Bir senaryo söz konusudur. Hep böyle bir çerçeve çizilmeye çalışılır. Ama öyle bir şey değil. Teşekkür ederim cevabın için. Bir sorumuz daha var. Şöyle yazmışlar. Ülseratif kolitim var. Aşı yaptığımdan daha mı aradınız? Evet, evet. Ülseratif kolitim varsa mutlaka aşı yaptırsın. Yani onu tartışılacak bir tarafı yok. Yani esasında ülseratif kolit olmasa ne önemli? Mutlaka aşı yaptırın zaten, aşılanın. Yani bu açıkçası ne yazık ki şu anda maddiyatla alakalı bir şey. Ama aşılanın yani. Yani onun faydası var. Kadın olarak mutlaka. Erkek olarak en son acık 2000, yani geçen yıl erkekler de aşılansın falan gibi bir şey oldu ama 30 yaş altı erkeklerin bence hepsinin aşılanması lazım. Ben firma adına konuşma yaptığım için bana bile aşı yaptılar. O zaman 43-44 yaşında mıydım yani. Teşekkür ederim cevabınız. Şimdi bir soru daha yok. Bu sormak isteyen biri varsa hem çatı yazabilir hem isterse mikrofonu açabilir. Ama galiba az sorular bitti. Süleyman Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur.
faydalıydı, çok zevkliydi. Dediğimizde hani hiç bakmayı akıl edemediğimiz açılardan bile baktık sayenizde. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız. Ben teşekkür ederim çocuklar. Slaytları tabii ki paylaşabilirim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere çocuklar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet, umarım sizler için de doyurucu olmuştur toplantı. Herkese iyi akşamlar.